Ulusal kanalımızın değerli izleyenleri, zaman su gibi aktı geçti yine. Sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Hakkı Yılmaz ile Pınar'ın Kaynağından programına hoş geldiniz. Değerli Yılmaz, imanın yansımalarından söz ediyorduk. Geçen hafta orada kalmıştık, akıldan ve imanın yansımalarından. İsterseniz kaldığımız yerden devam edelim, olur mu? Memnuniyetle. Memnuniyetle. Evet, teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimize de saygılarımı sunuyorum. Saygılarımı sunuyorum. Buyurun hocam, kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi hatırladığım kadarıyla imanın en büyük yansıması aklı korumak, akıllı davranmak, akıl emanetine ihanet etmemekti. Ve bu bağlamda birkaç ayet sunmuştuk. Furkan 44'ü sunmuştuk. Araf 179'u sunmuştuk. Orada bir mukayeseler yaparken olay yarım kalmıştı hatırladığım kadarıyla. Siz şimdi yine kaldığımız yerden devam edelim ama değerli izleyicilerimiz de olayı, meseleyi tam toparlamaları için Araf 179. ayeti lütfen sizden bir dinleyelim. Olur. Oradan devam edelim. Buyurun. Tamam. Ve andolsun ki tanıdıklarınızdan tanımadıklarınızdan birçoğunu, kalpleri, beyinleri, akılları olup da onlarla iyiden iyiye düşünüp anlamayanları, gözleri olup da onlarla görmeyenleri, kulakları olup da onlarla işitmeyenleri cehennem için türetip ürettik. İşte onlar dört ayaklı hayvanlar gibidirler. Hatta daha da sapıktırlar. İşte onlar duyarsızların ta kendileridir. Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi bu ayet üzerinde herhangi bir geniş açıklamaya falan gerek yok. Burada net Allah diyor ki, aklını kullanmayan kişiler cehenneme gidecek diyor. Açıkça yani. Onlar cehenneme gidecek diyor. Net öyle. Zaten Yunus 100'de de geçen haftada vurguyla şey yaptık. Allah kirliliği, azabı, dünya azabını da, ahiret azabını da aklını kullanmayanlara yağdırır, indirir, onlara bulaştırır diye onları da konu etmiştik. Değil mi? Şimdi burada bunları şey yaparken biz şu nokta üzerinde durduyduk bu kesin net olmasına rağmen. Biz nasıl oluyor da Allah'ın akıl nimetini verdiği kişiler çiftlik hayvanlarından daha aşağı bir seviyede görünüm veriyorlar. Tekrar edeyim, burada çiftlik hayvanlarının aşağılanması gibi bir olay yok. Onlar Allah'ın yarattığı fıtratta, Allah'ın yarattığı nimet olarak insanlara sunulmuş, müsahhar kılınmış. Onların hepsi kendi varlığında, fıtratında saygınlar. Ama burada insanın bu kadar Allah'ın akıl nimeti vermiş, onu kullanmasını öğretmiş, rehber vermiş, öğretmen vermiş. Buna rağmen bunu kullanmadığından nasıl o seviyeye düşüyor? Biz onları mantıksal olarak izah ediyorduk o bölümü. Ve ben iki tane madde anlatmıştım. Burada diğer birkaç madde daha takdim edeceğim. Şimdi hayvanların ilim sahibi olmaması, İnsanların kimseye zararı yok. Ama insanların cehaleti büyük bir zarar kaynağıdır. Çünkü cahil müşrikler Allah'ın yolunu eğri göstermek gayreti içine girerler ve diğer insanları Allah'ın yolundan saptırırlar. Şimdi o hayvan, hani müsahhar diyor Cenab-ı Hak, o yarattıkları hayvanı müsahhar kılmış. Kimsenin hayatını etkileme, kimseyi yönlendirme gibi herhangi bir girişimi yok. Ama cahil insansa başkalarını kendi yoluna, kendi koltuğunun altına çekmek gibi büyük bir cüret yaparak yeryüzünde hem doğada hem sosyolojik yapı içerisinde kargaşa çıkarırlar. İnsanlığa zarar verirler. Yani bilgisiz,
cahil, dediğim gibi aklı olmayan hayvanın kimseye zararı yok. Hatta şöyle bir şey var, bir arkadaşım vardı. Bir inek misali verirdi, ulan be inek sen ne işe yararsın diye de. Sonra ineğin ağzından o verip veriştiriyordu onu sorana, yani temsili olana. Bunu herkes bulabilir, şey yapabilir yani, öyle dedim. Şimdi diğer bir nokta, hayvanların yaratılışlarındaki özellikleri gereği onlardan bir konuyu araştırıp da o konu hakkında bilgi sahibi olmaları beklenmez. Doğal, çünkü aklı yok. Ama insanların her türlü araştırmayı yapıp bilmedikleri konuları öğrenme imkanları vardır. İşte inkarcılar araştırma yapmak için bir tarafa kendilerine tefside sunulan hazır bilgileri reddettikleri için hayvanlardan daha aşağı seviyededirler. Evet, hayvanlar ilimsizliklerinden dolayı cezalandırılmazlar. Ama inkarcılar bu sebeple cezalandırılacaklardır. İnkarcıların hayvanlar gibi davranmaları halinde karşılaşacakları sonucun korkunç olacağı bellidir. Buradaki amaç inkarcıların uyarılmasını bıraktırmak değil, kafirleri kınamak suretiyle onları bir kez daha uyarmaktır. Bak Cenab-ı Hak burada ne kadar oradan örnekleme yapmak suretiyle işi ne kadar insanlara uyarıcı şey yapıyor. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi bu uyarılar nasıl oldu, bunlar nasıl değerlendirdi diyecek olursak. Şimdi ben burada bir şey söyleyeyim size. Yani şöyle, Kur'an'ın inen surelerinin içerisinde insanların aklını kullanmaları açısından yapmaları gereken şeyleri Cenab-ı Hak bir bir örnek veriyor. İbret almaları için nasıl diyeyim, soyut, somut, felaket çok örnekler verir. Hatta döner döner biz her şeyi evirdik, çevirdik, değişik örneklemelerle anlattık der. Yok mu ibret alacak der. Yok mu bunlardan hani kendisini kurtaracak diye. Çok uyarıları vardır. Şimdi burada yine geçmişten bu noktayla ilgili bir paragraf daha sunalım hocam. Siz de yardımcı olun. Lütfen burada da Necm suresinin 50 ile 62. ayetlerini bir siz takdim edin. Lütfen. Olur. Hiç kuşkusuz senin Rabbin daha önceden gelmiş olan adı değişime, yıkıma uğrattı. Semud'u da böylece geriye bir şey bırakmadı. Daha önce de Nuh'un toplumunu. Şüphesiz onlar, evet onlar, Allah'ın ortaklarının olduğunu kabullenerek başkalarından daha çok yanlış yapan, daha azgın kimselerdi. Altı üstüne gelmiş kentleri de yere o geçirdi. Orayı kaplayan kaplayıverdi. Peki Rabbinin güç yetirdiklerinin, eşsiz gücünün, eşsiz nimetlerinin hangisinden kuşkuya düşüyorsun? İşte Kur'an'da açıklananlar ilk uyarıcılar gibi bir uyarıcıdır. Yaklaşacak olan kıyamet, ölüm yaklaştı. Onu Allah'ın astarından kaldıracak, buna engel olacak kimse yoktur. Peki şimdi siz bu sözden mi hayrete düşüyorsunuz? Ve gülüyorsunuz, ağlamıyorsunuz. Ve siz aklını gereği gibi kullanmayan kimselersiniz. Haydin, boyun eğip teslimiyet gösterin, Allah'a ve kulluk edin. Evet hocam, burada da Allah açıkça bizi aklımızı kullanmamız için bize tarihten, arkeolojiden örnekler ve belgeler, bilgiler vermekte. Şimdi burada adı geçen takım, Ad kavmi, Semud kavmi, Nuh'tu, Mısır'daki Firavun'du, şudur budur, Arapların bildiği şeylerdi. Şimdi bunlar hakkında onları inceleme, bunlar nasıl yaşamışlardı, bunların medeniyetleri neydi ve sonradan bunlar tarih sahnesinden niye silindi, ona bakın diyor.
Şimdi bunların hepsi öz olarak söyleyeceğiz. Şimdi ana konumuza gelecek. Burada bir ayetin vurgusu vardı. Bunların hepsi akıllarını kullanmadıklarından dolayı bu hale geldiler. Şimdi Arapların adı Semud'u orada kalsın. Biz burada ülkemiz olarak doğusunda batısında, yani Arapların Ad, Semud, Nuh, Lut kavimlerinden daha eski kavimler var. Şimdi öyle başlayalım. Şimdi İstanbul'dan başlayalım Bizans'a. Bizans niye yok oldu gitti? Niye helak oldu? Niye tarih sahnesinden silindi? Özü akılsız davrandığından. Oradan biraz daha beriye Ege'ye gelelim. Truva'ya gelelim. Tamam mı? O Truva ne oldu? Hatta bir Truva değil. Üst üste bilmem kaç tane Truva şey yapmış. Oradan Helenistik çağa gelelim. Akdeniz'in kenarından her tarafına doğru gidelim. Şimdi bu medeniyetlere ne oldu? Daha önce kendi şeylerimize gidelim. Ta öyle diyelim. Ta ilk Göktürklerden, Hunlardan gelelim, Selçukilerden gelelim, Osmanlı'dan gelelim. Nereye gitti? Onlar ne oldu? Neden o hale geldiler? Neler onlar tarihte sahnesinden silindiler? Ve şimdi kendimize gelecek olursak, burada onu araştıracak olursak, bunlarda şu mesaj vardır. Bu ayetlerdeki verilen mesaj şudur aslında öyle. Şimdi biz diyelim ki şu Türkiye Cumhuriyeti olarak, eğer ki eskileri gibi biz de akılsız davranacak olursak, biz de yıkıma uğrayacağız, değişime uğrayacağız, vatandan olacağız, dinden olacağız, imandan olacağız. Önemli olan akıllı kullanmak ve akıllı davranmak. İşte Cenab-ı Hak burada dönüp akıl kullanmanın üzerinde bu şeyi vurguluyor. Hatta bu arada yani sizin sunmuş olduğunuz ayetler var ya, şimdi orada 61. ayette hani siz ve siz aklını gereği gibi kullanmayan kimselersiniz ifadesi var. Şimdi o ayetin orijinali ve entüm samidun'dur. Şimdi samidun sözcüğü çoğul olarak, ama bunu şey yapacak olursak, bu ayet Cenab-ı Hakk'ın yani bu Arap dilindeki çok bir özelliği dile getirerek öyle bir ifade ki, biz mesela burada siz aklını gereği gibi kullanmayan kimselersiniz diye genelinden aldık ama şimdi çok tuhafınıza gider. Bunu birebir yani tebliğinde açıkladım. Bunu tam söyleyecek olursak şimdi şöyle söyleyeyim. Ve siz gafillersiniz. Yani duyarsız, ilgisiz, çevrenizde ne oluyor, dünyada ne oluyor, devletin başında ne oluyor, tabanında ne oluyor, bunlara ilgisiz insanlarsınız demek bir. Ve siz eğlenip duranlarsınız. Bak şimdi şöyle bir şey var. Hani burada eğlenmeye hakkınız yok. Yani bayram yapmaya hakkınız yok. Şölen yapmaya hakkınız yok. Ve durmadan şölen yapıyorsunuz. Hani aydanınız yok, işmeye traktörle gidersiniz. Ekim biçmeye hesabı var ya. Şimdi öyle yani. Bu bir anlamı da bu. Ve siz dalgınlarsınız. Yani yine akıl kullanmamaya şey yapar. Ve siz şaşkınlarsınız. Ve siz dik kafalılarsınız. Ve siz büyüklenenlersiniz. Bu Samid'in sözlüğünün anlamının içerisinde hepsi var. Böyle bir özellik var. Şimdi daha önceden de hani sizinle de bu konularda biraz şeyimiz oldu, sohbetlerimiz olduydu. Şimdi Kur'an'ımızda bir Fil suresi var. Şimdi Fil suresi var. Şimdi herkes bilir. Elem tera keyfe feale rabbuke bi ashabil fil diye. Değil mi? Bunu herkes bilir. Şimdi bu surede Cenab-ı Hak tevriye yapar. Bakın tevriye. Yani uzak anlam, yakın anlam birlikte verir. Herkes nasibini alsın diye. Şimdi buraya baktığımız zaman, şimdi şöyle söyleyeyim size. Fil sözcüğü aynı zamanda böyle hareketsiz yazdığın zaman feil diye de okunur. Feil sözcüğü ahmak demek, aptal demek. Ve bu sözcüğün anlamı elem tera keyfe rabbuke bi ashabil fil dediği zaman Allah o aptallar grubuna neler yaptı görmedin mi
diye ifadesi vardır. Burada şuna geliyoruz. File de, yani o hayvana da, fil, hani iri cüsseli o hayvan var ya, fil denmesinin sebebi, yani fil dediğimiz zaman açıkça anlamını da söyleyeyim. Aptal hayvan demek. Türkçesi filin öz anlamı aptal hayvan demek. Şimdi bu hayvana neden aptal denir biliyor musun? Demin hani Araf suresinin 179'u okurkenki şeyler vardı ya, mukayeseler yaptık ya. Fil aslında baya baya akıllı, baya baya zeki. Elinden öyle hani kendi ayaklarıyla, hortumuyla falan filan baya baya iş görebilen bir hayvan. Bu yetisini Allah vermiş olmasına rağmen kullanmayan bir hayvan. Allah'ın verdiği donanımı layıkıyla kullanmayan bir hayvan. Onun için file aptal hayvan adı verilmiştir. Bak ne kadar ciddi bir şeye doğru geldik değil mi? Şimdi öyleyse ben şimdi size şöyle gelelim, konuyu akıl konusuna bağlayalım artık değil mi? Akıl konusuna bağlayalım. Şimdi ben size sorayım, siz lütfen cevap verin. Aklını kullanmayan nedir? Ahmaktır yani, fildir. Ya, fildir yani öyle şey de. Şimdi çoğu kesim akıllı davranmayı akıllı deliliğin karşılığı olarak, karşıtı olarak bilirler. Şimdi delilik patolojik bir olaydır. Delilik akılsızlık demek değildir. O zihinsel bir hastalıktır. Zihinsel fonksiyonları şey yapan bir hastalıktır o. Öyleyse şimdi akıl kullanmanın karşılığı aptal davranmaktır. Aptallıktır. Ahmaklıktır diğer bir şeyle de, onu da şimdi hamakat diye şey yapıyoruz. Şimdi öyleyse insan ne yapması lazım? Mutlaka her türlü veriyi, kendi bünyesindekini, aklını, zekasını kullanacak. Özellikle müminler, bunun da bir de çevrede, afakta dediğimiz gördüğü, okuduğu, inceliği şeyleri ve evreni de inceleyerek kendisini toparlaması, kendisini de kurtarması lazım. Hatta şimdi şöyle bir şey anlatayım. Burada daha önce bazı yerlerde bir şey anlatmıştık bunu. Güzel, hoş bir fıkra var yani, öyle diyeyim. Yani kendini işte okumuş, yazmış, üst kesim giden birisi aracıyla diyelim ki bizim İstanbul'daki Bakırköy'deki hastanenin kenarından, bahçesinin kenarından, garnizonun kenarından geçiyor. Arabası geç saatte, akşam saatinde bijon sıyırmış. Böyle inmişler arabadan, eyvah yandık gittik, şimdi şehre nasıl ulaşacağız? Şimdiki gibi yoğun değil İstanbul o zaman. Ne yapacağız, ne edeceğiz, nasıl gideceğiz şehre, arabayı nasıl tamir ettireceğiz falan diye çırpınıp duruyor. Telergünün içerisinde akıl hastanesinde yatan vatandaşın bir tanesi bu manzarayı seyrediyor. Yaklaşıyor. Beyim ne oldu, hayrola diyor. O da diyor ki arabam bijon sıyırdı, işte tekerin bir tanesi düştü, işte çaresiz kaldım. Şehir uzak, ben gitsem eşim burada yalnız, ne yaptık ne edecek, vakit geçti, tamirhaneler kapandı. Ne yapacağız ne edeceğiz, şaşırdım kaldım diyor. Beyefendi kolay diyor. Arabanın diğer üç tekerinden diyor birer tane bijon sökeceksin. Tutacaksın o bijonları, o tekere takacaksın. Üç bijonla o araba şehre kadar gider, hiç sorun yok demiş. Ve adam, bu deli diyelim yani, hastanedeki yatan kişinin dediklerini demiş. Hemen birer tane bijon diğer tekerlekten sökmüş. O hani bijon sıyıran tekere takmış. Adam hadi güle güle. Bu ara dönmüş adam. Yahu demiş, sen bu kadar akıllısın da bu hastanede ne işin var senin demiş. Evet. Adamın verdiği cevap şu. Beyim demiş, ben deliyim demiş, aptal değilim demiş. Şimdi bu hakikaten öyle bir şey.
Şimdi Cenab-ı Hak burada hani demin şeyleri bahsettik. Hani uzun uzun anlattık. Attan, Semut'tan, şuradan, buradan şey yaparken daima insanların yaşadığı hani kendi deneyimleri olsun, başkalarının deneyimleri olsun, gördüklerinden şundan bundan ibret alarak yani daha önceki araştırmalara, bilimsel verilerin hepsine değer vererek kendi geleceğini kurması gerekir. Şimdi burada yani muhabbet olsun yine akıllı kullanılabından bir de Celaleddin Rumi'nin Mesnevi'de zikrettiği güzel bir fıkra vardır. Onu da bahsedeyim. Bu fable. Ama insanlara akıllı kullanmak açısından hoş olur, güzel olur. Onu da anlatayım. Şimdi onun anlattığına göre ha bu masalların hepsi de Hindistan'a dayanır, o ayrı. Yani Celaleddin ne kadar bize bunu Anadolu'da getirdiyse de hep Hint masalıdır bunlar. Şimdi aslan, kurt, tilki avlanmaya gitmişler. Ve avlanırken güzel bir tane yaban öküzü, bir tane dağ keçisi, bir de tavşan yakalamışlar. Oturmuşlar bir ağacın dibine. Aslan demiş ki hadi kurt taksim et bakalım bunu. O da şöyle bir bakmış vaziyette. Efendim bunun taksim edecek bir şey yok zaten. Şimdi gördüğü şu duruma göre tamam yaban öküzünü ben yiyeceksin. Dağ keçisi ceylanı da ben yiyeceğim. Tavşanı da tilki yiyecek. Bunu şey yapalım. Nedir? Aslan bu işe kızar. Pençeyi kurda bir tane patlatır. Kafasını parçalar yığar öbür tarafa canını çıkarır. Ondan sonra biraz sonra tilkiyedir. Efendim tilki kardeş hadi bakalım der. Bunu sen taksim et bakalım. Bunu nasıl yapacaksın falan filan. O da der ki efendim bunu taksime ne gerek var? Bu yaban öküzünü kuşluk yiyeceksiniz. Öğlen doğru da hani keçi yiyiverirsiniz. Akşam da böyle hani rahat uyumasını için tavşanı yersiniz olur gider. Ya sen sizden bir şey kalırsa ben de onunla idare ederimdir. O da sen bu adaletli taksimi nereden öğrendin der. Kurdun kafasını gösterir. Tamam. Ben bunu oradan öğrendimdir. Şimdi işte bu aklı kullanma dediğimiz şey bu. Eğer ki insanlar aklını kullanmazsa dediğim gibi gördüklerinden, yaşadıklarından, kendi çevresinde, uzakta, yakında falan filan onlardan ibret alıp akıllarını kullanmazsa sonuç neydi? Yunus suresinin 100. ayetindeki olduğu gibi değişim, yıkım, dünya ve ahirette azaptan, pislikten kurtulmama. Onun için Cenab-ı Hak bize, biz insanı mükerrem kıldık, aklını kullansın diyor. Akıllı insan, imanlı insan ilk defa nedir? Aklını kullanması gereken insandır. İmanın ilk yansıması da öyle diyelim, topyekün aklın kullanılmasıdır. Evet, akıl peki, kullanmayı buyur. Mesainin en güzel yanı. Akşam yemeği. Ortak. Maaş günü geldi. Para da yok. Ne yapacağız? Merak etme ortak. Ustalarla bizi bir çek. Bir de çeki tek çek. Tek çek çek. Nakit yok. Faturalı çekim vadesine var daha çok. O yüzden ne yapıyoruz? Çekin fotoğrafını denize çek gönderle yolluyoruz. Çekin nakit karşılığını öğreniyoruz. Denize gidiyoruz. Paramızı çekiyoruz. Rahat ediyoruz. Afiyet olsun. Hayat denizde güzel. Değerli Yılmaz, şimdi bu anlatımlarınız şöyle bir çağrışım da yaptı bende. Hani kul hakkı sıkça söz edilir ya, kul hakkı yemek yememek. Bununla imanın bağlantısı ne? Bu imanın bir yansıması mıdır değil midir? Burada ne diyor Pınar'ın kaynağı acaba? Şimdi hocam şöyle söyleyeyim. Siz bana sordunuz da ben de size sorayım konu daha iyi anlaşılsın diye. Olur mu? Yani olur. Tamam. Ben de size sorayım yani böyle kul hakkı ile ilgili.
Tahminim Kur'an-ı Kerim'i mealden tabii. Baştan sona kaç defa okudunuz? Sayısız derecede okudum. Sayısız derecede. Sayısını belirtemem ama çokça okudum. Evet. Tamam. Peki bir şey soracağım şimdi. İkinci soruyu getiriyorum. Hiç Kur'an'ın ayetlerinin içerisinde kul hakkı yemeyeceksiniz diye verilmiş bir görev gördün mü? Böyle görmedim. Bir ayet var mı? He? Yok, görmedim. Görmedin değil mi? Evet. Yani şimdi yani herkes bunu şey yapar işte, hatta Allah diyesiymiş ki işte bana benim hakkımla gel ama sakın kul hakkıyla gelme demiş. Onun ayetini de arasan öyle bir şey de yok değil mi? Yok. Yok. Şimdi neden yok? Yani Kur'an'da kul hakkıyla ilgili ayet neden yok? Dediğimizde bak şimdi iş nereye gelecek? Çünkü olmasına gerek yok. Yani olmasına gerek yok. Çünkü haklar, kul hakkı, hayvan hakkı, doğanın hakkı direkt olarak fıtrattan gelir. Yani haklar hiçbir zaman içi yasalarla şuyla buyla değil, fıtrattan gelir hocam. Fıtrattan gelir. Şimdi şöyle söyleyecek olursak, hani imanın yansıması falan filan diyoruz ya, iman yansımaların hepsi de nedir? Hepsi de aslında kul haklarına yönelik şeylerdir. Çünkü fıtratta vardır. Şimdi şöyle düşünelim. Hırsızlık yapmak kul hakkına tecavüz değil mi? Gasp kul hakkına tecavüz yapmak değil miyim? Aldatmak, yalan söylemek, mal satmak, yalanla mal satmak, sahte para vermek, başkasının malına zarar vermek, yalancı şahitliği, rüşvet almak, vergi kaçırmak, yetim malına tecavüz, adam öldürmek ve insanlara hani zarar vermek, uzvunu kesmek, sakat bırakmak, dedikodu, iftira, Allah'ı sövmek, böyle evlada, eşe, emanete ihanet, kötü davranmak, onların dünya ve ahiretlerle oynamak vesaire gibi birçok kapsamın hepsi hep kul hakkı değil mi? Yani şimdi bunları bir listeleyecek olursak, bakın bunları listeleyecek olursak, Kur'an'ımızda din adına bize verilmiş ve imanın yansıması olarak işleyebileceğimiz amellerimizin, işlevlerimizin hepsi kul hakkına yöneliktir. Hepsi ama. Şimdi şöyle bir şey var. Bunu burada belirteyim. Şimdi din dediğiniz zaman birincisi herkes vicdanında arıyor. Veyahut da ikincisi de ne var? Camide arıyor, namazda arıyor, duada arıyor. Hayır hocam, din sokaktadır. Din ne vicdandadır, ne insanın içerisindedir, beynindedir, ne de camilerdedir. Din sokaktadır, sokakta. Din beşeri ilişkilerdir. İnsanların arasında, aile insan kişilerin arasında, komşular arasında, hemşeriler arasında, vatandaşlar arasında, uluslararası çapta. Dinin hükümleri sokaktadır, hepsi sokakta. Onun içindir ki, dinin yaşadığı yerlere, dinin uygulandığı yerlere Medine diyoruz değil mi? Evet. Medine. Medine şimdi şehir diyoruz, kent diyoruz Medine'ye. Halbuki dinin uygulandığı yerler demek anlam olarak. Yani ne diyeceğiz? Burada vatandaşlık, yurttaşlık hukukunun icra edildiği. Bakın yurttaşlık yasalarının değil hocam, tekrar ediyorum. Yurttaşlık hukukunun, haklarının, haklar fıtrattan gelir, fıtrattan. Yani kanunlarla hak verilmez, alınmaz. Doğan her varlığın, doğadaki her şeyin fıtrattan hakkı vardır. Onun için bu hakkı şu bu falan diye bir şey olmaz. Hepsi, yani Kur'an'ımızdaki verilmiş ödevlerin hepsi, onu belirteyim, tamamen kul hakkına geçen, yani sokaktaki vatandaşlarla olan uygulamalardır. Ama tuttular, şöyle bir şey var.
İslam dinini, İslam'ın şartı 5 diye getirdiler. Birkaç ritüeli, onun da içini bilseler, onu da şey yapın, birkaç ritüeli hapsettiler. Getirdiler, camilere hapsettiler. Din camide değil, tekrar ediyorum, cami sokakta. Nasıl sokakta? İnsanların birbiriyle selamlaşması dini görevdir. Evet, selamlaşması dini görevdir. Evet. O da imanın yansımasıdır. Nisa suresinde Allah birbirlerine karşı birbirinizi, yani orada tahayyetun diye ifade edilir. Selamı şey yaparken, karşılaştığınız zaman birbirinize sağlık dileyin, hayat dileyin. Size hayat dilendiği zaman da siz daha iyisiyle de ona karşılık verin. Din bu, bu sokakta bu. Evinde tepin dur, camide kimse kimseyi gördüğü yok, bildiği yok. Din sokakta, selamı bile sokakta, dinin kelamı bile sokaktadır. Evet. Tamam. Kesinlikle camide din yoktur. İnsanın içerisinde din yoktur. İnanç vardır diyelim, iman diyelim, ama dinin yansıması sokaktadır. Şimdi bunu da belirtirler. Şimdi yeni ahmaklar çıktı piyasaya. Din, şeriat. Yahu ne bu? Şimdi halbuki Kur'an'ın emrettiği, Kur'an'ın içerisinde var olan dini, din şeriat demek aynı zamanda. Onu da belirteyim. Önlerine getirsen, vallahi de billahi de, hani aslandan ürküp kaçmış şey diye Cenab-ı Hak kaçarlar. Mütesir suresinde var ya, dinden kaçarlar, Kur'an'dan kaçarlar. Ama bunlara göre nedir? Arap kültürü din olmuş. Arapların 1500 sene evvelki kılığı, kıyafeti din olmuş. Ve bunlar şimdi din deyince sakal, sarık, cübbe, çarşaf, misvak. Ha, bir de misvak var, Allah razı olsun. Tamam. Zina edeni reşmedecek. Kendinden olmayanın kafasını kılıçla uçuracak. Kendinden olmayanın, tamam mı? Hırsızın elini kesecek. Bir de ne var? 4 tane de avrat alacak. Din diye, şeriat diye buna. İstedikleri bu. Yalan söylemekle, hani bahsetmiş olduğumuz kul haklarını yememekle ilgili, birbirine aldatmamakla ilgili, iftira etmemekle ilgili adamların hiç çabası yok. Onlar dinden falan filan değil onlara göre. Yani bu çok çok kötü bir şey. Evet, şimdi, değerli Yılmaz. Şimdi bu söylemeniz bir şey aklıma getirdi. Medeni kanun yapılırken, Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra mevcut olanların tek itirazı şuydu. Evet, tamam, İsviçre'den alındı, bunu biz kabul edelim, ama işte 4'e kadar yine evlenme böyle olsun diyerekten mecliste çok büyük tartışmalar yapılmıştır bununla ilgili. Evet. Şeyden bahsettiniz ya değerli Yılmaz, bu fıtrattan bahsettiniz ya, fıtrattan gelir diye. Güzel bir şekilde Medine'ye vurgu yaptınız, yeğenin yaşandığı yer anlamında. Peki bu fıtrat da bir din midir? Ya da insanların ağzında olan fıtrat dini nedir diye soracak olursak, bunda var mı Pınar'ın kaynağında yanıtı bunlara? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben burada çok net olarak şey yapayım. Şimdi Kur'an'ımızda da bir ayette, şimdi Rum 30. Rum suresinin 30. ayetinde orada, o halde sen yüzünü eski inançlarını terk eden biri olarak dine, insanları üzerine ilk olarak yoktan yaratmış olduğu Allah'ın fıtratına doğrult, Allah'ın oluşturuşunda değişiklik söz konusu değildir diye. Allah bizi fıtrat dinine doğru bir yönlendirir. Fıtrat dini. Şimdi zaten fıtrat dini, hani şöyle bir şey daha var. Burada fıtrat dini şey yaptığımız zaman bunu... Değerli izleyicilerimiz, size tam iyi anlamaları için iki noktadan ayırayım ben bunu. Birincisi, Allah'ın indirdiği dinin fıtrattan oluşu, fıtrata uygun oluşu, bir de insanların içine fıtratında din koymuş oluşu. Şimdi birincisi, mesela Allah'ın emirlerinin içerisinde fıtrata aykırı hiçbir şey yoktur. Şimdi şöyle anlayalım. Şimdi insan gökyüzünde uçabilir mi?
Uçamaz. Yani uçaksız, araçsız uçabilir mi? Uçamaz. Öyleyse fıtratında uçamamak var. Denizaltı gibi denizin dibinde araçsız gereksiz gidebilir mi balık gibi? Gidemez. Gidemez. Kapasitesinin üstünde hiç yük taşıyabilir mi? Bir insan 50-60-100 kilo taşır ama 500 kilo, 1000 kilo taşıyacaksın falan filan diye bir şey yapabilir mi? O da olmaz. Şimdi öyleyse Allah kesinlikle fıtrata uygun din indirmiş. Yani insanlara gidip gökte uçacaksınız demiş mi? Dememiş. Dememiş. Denizin dibinde yürüyeceksiniz, yüzeceksiniz demiş mi? Dememiş. Kapasitenizin üstünde yük taşıyacaksınız demiş mi? Dememiş. Ve hala kaç tane ayet var değil mi? La yükellifullahu nefsen illa vüsaha diye. Yani Allah kapasitenizin üstünde hiçbir görevi size yüklemez. Hep fıtrata uygundur, kapasitesinin şeyindedir. Şimdi gariban, fakir diyelim, yoksul bir adama da infak edeceksin şu bu diye bir şey demiş mi? Hayır. Yoksul adam yani neyi versin yani? Tamam. Kimlerin vereceğini de orada şey yapmış. Bakın bunların hepsi yani şöyle söyleyeyim. İbadet olarak, kulluk görevi olarak, iman yansıması olanların hepsi fıtrata uygundur. Fıtratımıza uygundur. Fıtratımıza aykırı hiçbir şey söz konusu değildir. Şimdi bunun ötesinde, bak bu noktayı bir başka yöne daha çekelim. Bir de fıtrattan gelen din vardır. Yani fıtrattan gelen din. Şimdi fıtrattan gelen dini de hani bu Rum suresinin 30'u vardı ya, orada da hani fıtrat dinine döndür demişti o şey. Bir de Şems suresinin 1-8. ayetlerinde Allah insanlığı yarattığını anlatırken ve insanların karakterinin, mizacının, davranışının farklı oluşunu anlatırken bize şöyle bir şey ifade eder. O ki ona taşkınlık yapma ve kendini koruma işgüdülerini, günah işleme ve Allah'ın koruması altına olma yeteneklerini ilham ettidir. Yani insana Allah şöyle söyleyeyim. Yarattığı zaman hiç peygamber göndermese, hiç kitap indirmese de hak yolu bulma. Bak hak yolu bulma açısından genlerine doğruyu, güzeli, yararlıyı seçme kodlarını vermiştir. İşte buna da fıtrat dini diyoruz. Bak bunlara da fıtrat dini diyoruz. Hatta bir ayet daha var bu konuyla ilgili Pınar'ın kaynağında. Ben onu da burada hani bahsedeyim size. Şimdi Musa peygamberle kardeşi Firavun'un yanına gittikleri zaman, bu da Taha 49-50'de var. Şimdi orada Firavun sorar, ya sizin Rabbiniz de kimdir? Şimdi orada hani Musa Allah adına, Rab adına göreve geldiğini, benim patron yolladı sana buradan bu adamları elinden kurtarmaya dedi var ya. O zaman der ki Firavun, sizin Rabbiniz kimdir diyor. Ona verilen cevapta Allah onu şöyle nakleder. Bizim Rabbimiz her şeye varlık ve özelliklerini veren, sonra yol gösterendir diye cevap veriyor. Şimdi burada İşte diğer ayetleri de hani burada şey yaptık. Bir nokta daha burada belirteyim ben size. Şimdi cehennemlikler cehenneme girdikleri zaman uyarıcılar geliyor onlara. Diyorlar ki ya sizin cehennemde ne işiniz var? Sizi uyaracak bir şey yok muydu? Onlar geldi diyorlar yani. Bize uyarıcı da geldi ama biz onlara dinemedik. Ne diyor orada? İki şık değil mi? İki şık. Levkünna nesme o evne akülü. Ya biz Allah'ın gönderdiği peygambere uysaydık veyahut da içimize hani kodlamış olduğu akıldan gelen buradaki hani takva yolunu gitseydik biz bu cehennemde olmazdık diyor. Şimdi onun için Cenab-ı Hak böyle hani şöyle bir şey var. Değişik ayetlerinde mesela yine Araf suresinde şu an hatırlarsanız
Hani bu Bezmi Eles diye yozlaştırdıkları şey var. Evet. Sadece diyor benim verdiğim akıl sayesinde insanlar, yani bu insanların hepsi doğumu, üreme sistemlerini incelemek suretiyle beni bulurlar ve beni bilirler. Ve benim onların Rabbi olduğuma tanıklık ederlerdir. İşte fıtrat bu hocam. Şimdi şöyle söyleyelim. Şimdi yeryüzünde, yani bunu öyle bahsedelim şimdi. Hiç din, iman falan filan bilmeyen bir insanlara, hiç adama Allah tanımasın, peygamber tanımasın, kitap bilmesin, Yahudi, Hristiyan falan filan hiç önemi yok. Tamam mı? Şimdi mesela onlara sorsak, ya yalan iyi midir desek, nedir? İyi olmadığını belirtir. Tamam. Doğruluk iyi midir desek, iyidir. Gıybet iyi mi kötü mü diye sorsak, iftira iyi midir desek, kibir iyi midir desek, hırsızlık iyi mi desek, uğursuzluk iyi mi demek dersek, başkalarının namusun arasına tecavüz iyi midir diye şey yapsak, buna nedir? Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Ben acizane şöyle bir şey ifade edeyim. Onu da burada belirteyim. Türkiye'de yaşayan ve en sivri ateist denen adamla bir sohbette, ismini vermeyeceğim, ve yaptıkları hayır ve hasenatın, iyiliklerin, o iyi davranışların, iyi kullukların sebebini sorduğum zaman bana dedi ki, bu dünya anlamsızdır dedi. Ben bu dünyayı anlamdıracağım diye uğraşıyorum dedi. Şimdi şöyle bir şey var. Yine burada bir örnek verelim. Allah'ı tanımamış, peygamber tanımamış, aklını kullanarak, yani bir dünyada şey var, yani biyologlardan bir ateist akım var değil mi? Peki bunlar tuttu insanların yaşamını, sosyal düzenlerini kurmak için kendi kendilerine, hani Tevrat'taki 10 emire mümasil olarak, oradan da şey yaparak yeni bir 10 emir icat ettiler. Biliyorsunuz. Peki o 10 emiri bir okuyalım mı? Sizde var. Okuyalım. Okuyalım. Tamam. Okuyalım. O 10 emiri bir okuyalım bakalım. Tamam. Sana yapılmasını istemediğin şeyleri başkasına yapma. Her meselede zarar vermemek için mücadele et. Arkadaşlarına, arkadaş canlılara ve dünya geneline sevgi, şefkat, içtenlik ve saygıyla yaklaş. Kötülüğe göz yumma ve adaleti uygulamaktan çekinme. Ama özgürce ifade edilen ve dürüstçe pişmanlık belirtilen kabahatleri affetmeye daima hazır ol. Hayatını neşe ve hayranlık duygusuyla yaşa. Hep yeni şeyler öğrenme arayışında ol. Her şeyi sına. Durumlar karşısındaki fikirlerini daima gözden geçir. Eğer uyumlu değilse tutkuyla bağlı olduğun bir inancı dahi terk et. Düşünce ayrılıklarını asla sansürleme ya da yok etme. Diğer insanların seninle aynı fikirde olmama haklarına daima saygı duy. Öz deneyim ve mantığınla kendi bağımsız fikirlerini oluştur. Başkalarının seni körü körüne idare etmelerine izin verme. Her şeyi sorgula. Peki şimdi bu adam hiç Kur'an okumuş mu? Kur'an'a karşı. Allah aşkına bu bir akım. Bunların başındaki profesör yeni 10 emir diye bunları yazmış. Bunların hepsi ayet değil mi hocam? Evet. Bu adam bunları nereden çıkardı? Bunu Kur'an'ı kaç defa hatmetti, yani kendi anladığı dilden de Kur'an'ın böyle özünü nasıl çıkardı bu adam? Bu nereden geldi? Bakın, bu nereden geldi? Geldiği yer fıtrat. İşte fıtrat dini bu. Fıtrat. Fıtrat dini bu. İnsanı kendi haline bırakırsan, herhangi bir etki beynini yıkamazsan, dağ başında olsa da, şehir merkezinde de olsan,
bu fıtri gerçekleri kabul eder ve yaşar. Fıtrat dini işte budur. Fıtrat dini budur. Aklın gereği budur. Şimdi biz bunlara da ne diyoruz diğer bir tabirle? Doğal dindar diyoruz. Yani fıtrattan geldiği için doğal dindar diyoruz. Şimdi şöyle bir şey daha var, bunu söyleyeyim. Şimdi bunları söylerken bakın, şimdi daha büyük bir şeye ben dikkat çekeceğim. Daha büyük bir şeye. Şimdi bu insan hakları evrensel beyannamesi var. Evet. Bak herkes ya bunları lütfen, yani sadece bu programdan benden adını duydukları için şey yetinmesinler değerli izleyicilerimiz. Bunun yani bazı tek şeyleriyle A bendi, B bendi falan olması da bu 30 tane madde gibi şeylerden. Anlatabildim mi? 30 tane madde. İnsan hakları evrensel beyannamesi. Bu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948 tarihinde 217'ye A sayı kararıyla ilan edildi. Numarasını da vereyim. Bakın 6 Nisan 1949'da da 9119 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla da İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi resmi gazetede yayınlanarak ülkemizde de benimsendi. Şimdi bu maddeleri herkes incelesin. Bu Birleşmiş Milletler'deki hazırlanan bu İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, ellerine Kur'an'ı alıp da madde 1, madde 2, madde 3, madde 4 diye hani böyle yazılmadı. Mesela şimdi şöyle, 3. madde yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır. 3. madde. 4. Hiç kimse kölelik veya kulluk altında bulundurulamaz. Kölelik ve köle ticareti her türlü biçimde yasaktır. Buyur. Herkesin her nerede olursa olsun hukuksal kişiliğinin tanınması hakkı vardır. Yani hiç kimse keyfi olarak yakalanamaz, tutuklanamaz, sürgün edilemez. 9. madde. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Bu 30 maddeyi değerli izleyicilerimiz ellerine alsınlar, incelesinler, Kur'an'ı da koysunlar. Bunların her birini destekleyen, her birine en az 10 tane Kur'an ayeti var. Ama bu insan hakları evrensel beyannamesini yazanlar bunu Kur'an'dan almadılar. Nereden aldılar? İlimden aldılar, bilimden aldılar. Netice fıtrattan aldılar hocam. Fıtrattan. Fıtrat dini bu. Öyleyse fıtrat dini de getirdik. Nereye bağladık? Akıla. Tamam. Akıl olarak kullanılacak olursa fıtrat dini gerçekleşir. Aksi halde neye düşüyoruz? Hepimiz birer fil olup çıkıyoruz. Aksi halde hepimiz birer fil olup çıkıyoruz. O kadar basit. Evet değerli evet, Yılmaz. Zamanımız maşallah su gibi aklı geçti. Nasıl geçtiğini yine anlamadık. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Çok iyi beslediniz bizi Pınar'ın evet. Kaynağından. İzleyenlerimize son sözlerinizi alalım. Önümüzdeki haftaya devam edelim. Bir soru soracaktım hatta. Hatta şimdiden de ipucu vereyim. Bu evet. Adalet nedir? Adalette imanın yansıması olur mu olmaz mı diye. Önümüzdeki hafta evet. Buradan devam edelim isterseniz. Olur şimdi, mu? Benim diyeceğim izleyicilerimize şu. Hani Kur'an'ımızda Tefirru ilallah ayeti vardır. Allah'a kaçın, Allah'a kaçın, Allah'a. Kur'an'a kaçın. Bak Kur'an okuduktan sonra özgürleşirler. Kur'an insanı evinden, damından çıkarır, evrene götürür, her şeyi inceletir, araştırır. Yani bu akıl dediğimiz zihin şeyin gelişmesini sağlar ve herkesi rüşde erdirir. Reşit yapar, iyi, doğruyu, güzeli, çirkini ayırt edecek bir seviyeye getirir. Kur'an, yani bu hani belirli, kisveli, yani çeşitli, yani portrelerini burada çizmeyeyim yani. Şey, o tip adamların elindeki kitap değil. Bu kitap farklı bir kitap. Bu farklı bir kitap. Yani onu belirteyim. Şöyle söyleyeyim. Kur'an'ın içerisindeki hükümler hikmeti baliadır. Şimdi burada hani demin insan hakları evrensel beyannamesinden bahsettik.
öteki yeni 10 emirden bahsettik. Kur'an ayetlerine baktıkları zaman var ya, içerisinde onlardan daha mükemmel hikmetler, daha güzel düsturlar vardır. Onları kendileri keşfetsinler ve en önemli nokta, keşfettikleri kendilerine kalmasınlar, toplumla paylaşsınlar. Hepsine saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun. Çok sağ olun. Evet değerli izleyenlerimiz, bu hafta da değerli Yılmaz bizleri Pınar'ın kaynağından besledi. Akla vurgu yaptı. Din şehirde yaşanan diye vurgu yaptı. Aklın mutlaka işletilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Fıtratımıza uygun olmayan hiçbir şeyin yaratıcıdan gelemeyeceğini, asla çelişki olamayacağına vurgu yaptı. Sağ olsun, var olsun. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak dileğiyle, sevgiyle kalın, hoşça kalın.